Halık, yaratan demektir. İlk defa yaratan demektir. Hallak, yarattığını tekrar tekrar yaratan demektir. Hallak. Ayet-i Kerime'de Allah, o her an bir şeyendedir. Her an bir yaratmadadır. Bu durumda onun Hallak isminin tecellisi devam ediyor demektir. Yani herhangi bir şeyi yaratıp öyle bırakmamıştır. Yaratıyor, bir daha yaratıyor. Yaratmayı tekrar ediyor yani. Eğer yaratıp bırakmış olsaydı insan doğduğu gibi kalırdı, büyümezdi. Yaşlanmazdı. Yaratma tekrar ettiği için, her anda yarattığı için her şey kemarına doğru bir yolculuk yapıyor. Yani insan büyümeye, olgunlaşmaya, kemale ermeye doğru bir yolculuk yapıyor. Bu yaratmayı Allah, Hallak isminin tecellisiyle yapıyor. Yaratmayı tekrar ederek bunu yapıyor. Önce bu konudaki ayetleri, bir kısım ayetleri daha doğrusu hep beraber anlamaya çalışacağız. Halk kelimesi Kur'an'da 240 defa geçiyor. Allah'ın bir halık ismi vardır, bir halak ismi vardır, bir fatır ismi vardır, yaran, evet. yeni yaratan. Aynı şekilde bir bedi ismi vardır, bu da yaratan anlamına gelir. Sırası geldikçe hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Ama nüzul sırasına göre yaratmayla, halkla ilgili ilk gelen isim Allah'ın Hallak ismidir. Daha önce biraz anlatmıştım, anlatmaya çalışmıştım. Allah'ın bir ismini anlarken o ismi bütün isimlerle beraber anlamak gerekiyor. Allah yaratandır, yaratmayı tekrar edendir. Her anda yaratmaya devam edendir. yaratan aynı zamanda Rahman ve Rahim'dir. Rahmetiyle yaratıyor. Yaratmayı tekrar ederken bu yaratma onun rahmetinin sonucudur. Alemlerin Rabbidir. Rab olarak yaratıyor. Terbiye için o manevi yolculuğunu yapsın, kemale ersin diye yaratmayı tekrar ediyor. O ekremdir, kerimdir. İkram etmek için yaratmayı tekrar ediyor. O ilahtır. Sevdiği için bunu yapıyor. O ehaddir, o semettir. İnsan kendi kendini bulsun diye, kendindeki ehad olan Rabbini bilsin, bulsun, tanısın diye bunu yapıyor. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Evet, hızlak deyince de onu Allah'ın bütün isimleriyle anlamaya çalışmamız gerekir. En azından şimdiye kadar anlamaya çalıştığımız isimlerle beraber anlamaya çalışması gerekir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.